Evet. Kapat. Bu elektrik liradan gelen şeyle değil mi? Evet, aynen öyle. Kiralar 1500-2000 lira. Doğalgaz, elektrik, su, telefon olmuyor. Biz size şunu tavsiye ediyoruz. Dernek TV olarak her zaman dedik ki... İşte ben değirmenimizden dolayı babamın buraya mesleğe icabı geldik. Köyde okudum 3-4-5 yılını. Tanıdıklarımız oldu, arkadaşlarımız. Tabii köylüyle iç içe, yani yadırgamazlar, kimse yadırgamaz. Şu anda hayvancılık yapıyoruz. Yani fazla bir şey değil de. Çocukları evlendirdik, meslek sahibi ettik. Burada hatunla beraber işte vaktimizi geçiriyoruz. Bir de komşumuz var bizim. Var gayet tabii ki. Piknik yerimiz de var güzel yani. Elektrik sistemini tabii ki olmazsa olmazlardan birisi yani. Bunu ben bisiklet inemesiyle denedim derken ondan sonra motor, mobilet motoruyla denedim. Ve artı ondan sonra bir arkadaşımız Dursun Bey'le bir motorcu arkadaşımız vesile oldu. Dedi ya bundan uğraşmayalım, biraz daha büyüğünü yapalım. Ya ondan sonra biraz daha büyüğünü yaptık. Şu anda yani teferruatı devam ettiriyoruz yani. Kendimiz ihtiyacımızı gideriyoruz. Yani su akar, türk akar misali olmasın. Yani niye boşuna aksın? Yani bu servetleri Allah bize vermiş. Yararlanalım yani. Şu anda aydınlatmada kullanıyorum. Televizyonu kullanıyorum. Yani invertör usulüyle. Evet. Gerekirse daha biraz daha büyüyebilir yani. Kurulmadı da sistem kurulabilir yani. Teşkilat büyüyebilir. Ceren yeterli. Yetecek elektrik var yani. Yetecek elektrik var. Ben genelde keçi bakıyorum. Yani süt ırklı. Peynir yetiştiriyorlar bizim burada çevremiz olduğu için. Sağ olsunlar bizi burada yalnız bırakmıyorlar. Yani pazara bile götürmeye gerek yok. Eş dost sayesinde biz burada 3-5 kuruş geçimimizi sağlıyoruz. Kimisi de kıyıda, kenarda, köşede gel oğlum gel. Tamam. Gel. Gel oğlum gel.